Kümesistan. Kümesistan kanalımızdan hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bizi takip edebilirsiniz. Merhaba sevgili Kümesistan dostları. Yepyeni bir Kümesistan videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Benim ördeğim ne zaman gürk olur diyen arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Evet, ördekler ne zaman gürk olur? Haydi şimdi ördeklerimizin yanına geçelim arkadaşlar. Porselenli gorillerimiz de burada arkadaşlar. Bir tane ürkek bressemiz var. İki tane bresse horozumuz var maşallah. 8 tane de tavuğumuz var. 4 artı 1 şeklinde arkadaşlar. Yavaş yavaş ördeklerimizin yanına geçelim. Beş tavuklarımız da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiftleşmekten sırt tüyleri perişan olmuş dişilerin. Yumurtalarımızda bir döl sorunu yok arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Şöyle ördek kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ördek kısmına geçtik. Bu arada şöyle havuzumuza bir güneşlik yaptık arkadaşlar. Çabuk yosunlanmaması için bakım yapıyoruz havuza. Evet, sızdıran yerlere beton atıyoruz. Evet arkadaşlar, ördekler ne zaman gürk olur? Ben bunu her zaman söylüyorum size. Ördeklerin gürk olması için uygun bir ortamın olması gerek. Nasıl uygun bir ortam? İşte böyle havuz, yüzmeleri için, stres atmaları için. Yemlikleri ortada ve içlerinde mutlaka her zaman yem olması gerek arkadaşlar. Her zaman yem olacak. Neden? Bunu hemen size açıklayayım. Arkadaşlar, ördekler geceleyin yem ve su ihtiyacını karşılamak için görmüş olduğunuz gibi yuvalarından kalkar arkadaşlar. Burada bir ördek gürk yatıyor şu an. Bakın arkadaşlar, burada tam duvara yüzü bakarak, yani bizi görmeyeceği şekilde bir yuva hazırladık ördeğimize. Gizli orada rahatça yatıyor. Akşamları sabaha karşı bu ördek buradan kalkar, kapısı açık, bakın. Kapısı açık çıkar ve buradan doğru suluklarına gider. Su istiyorsa suluklarından içer veya yüzmek istiyorsa havuzdan veya oradan su içebilir. Gördüğünüz gibi yemi burada arkadaşlar. Bu hayvan kalkar geceleyin, yemini suyunu yer, geri yatar. Ha şimdi benim ördeğim yatıyor, gürk oluyor, işte civciv çıkartmıyor. Niye çıkartmaz? Eğer bu hayvan geceleyin kalktığında burada yem, buralarda su bulamazsa veya kendini temizleyecek havuzu yoksa, bu hayvan böyle bir arayış içine girer. Gezer. Saat sabah olur, 8 olur, gece 3'te kalkmıştır atıyorum yem yemek için. Gece 3'ten saat 8'e kadar bu hayvan yem ve su araştırması yapar. Siz de o arada görürsünüz, yemini suyunu verirsiniz saat 8'de 9'da. Ne olacak bu geçen 5 saatlik 6 saatlik sürede? Hayvanın yumurtaları bozulur arkadaşlar. O yüzden hayvan birazcık daha yatar, sonra geri kalkar. Yumurtadan hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar veya boş çıkar. Yani bunun en büyük sebebi, ördeğin böyle gürk yatıp da civciv çıkartmamasının sebebi böyle düzensiz yem verilmesi. Yeminin her dakika böyle yemliğinde bulamaması. Havuzunun olmaması, suyun olmaması, temizliğini yapamaması. Ördeğin yattığı zaman civciv çıkarmamasına sebep. Bu ördek benim bahsettiğim Pekin ördekleri, bu tarz ördekler. Amerikan ördeklerinden bahsetmiyorum, onu başta söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, böyle bir ortam, bakın, böyle bir ortamda
Bu ördeklerin içinden yılda 5-6 tanesi yatar arkadaşlar. Ve yatıyor da. Böyle gizli kuytu bir yer olacak ki bu hayvan rahat rahat yatsın. Bakın bir tane daha ördeğin yattığı yer. Hemen size gösterelim bakın. Bakın. Ortamına şöyle bir bakın. Kümes burada. Burada böyle izle gizli bir yer var. Bakın. Hayvanlar burada. Hayvan rahatsız edilmeyeceği bir yer. Burada da ördek yatar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ördeklerin gürk yatması için böyle güzel ortamların olması şart arkadaşlar. Ördeklere böyle ortamlar sağlayamıyorsanız böyle gölgeleri, gizli yerleri, atıyorum yüzecek havuzları, ağaç gölgeleri, yani bu tarz doğal ortamlarına yakın bir ortam sağlayamıyorsanız arkadaşlar, ördekler kesinlikle gürk yatmaz arkadaşlar. Gürk yattığı zaman da 28 günde civcivlerini çıkarır arkadaşlar. Bakın ben kamerayla bile yaklaşamıyorum ördeğin gürk yattığı yere. Artık siz düşünün. Çünkü ben yanına yaklaşırsam bu hayvan buradan kalkar arkadaşlar. O yüzden bakın nasıl gizledik. Nasıl buradan her taraftan gizli arkadaşlar yere. Işık almıyor. Sakin, rahatsız edilmediği bir ortam ve yüzü de hayvanın bize bakmıyor. Duvara bakıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir ortam sağlarsanız arkadaşlar, böyle atıyorum 30 tane bir ördeğiniz varsa bunların içinden yıllık 5-6 tanesi gürk olabilir arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hayvan sevgisiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.